Merhabalar arkadaşlar, Elden Ring'e hoş geldiniz. Soyulduk arkadaşlar. Ne silahımız, ne teçhizatımız, hiçbir şeyimiz kalmamış. Her şeyimizi çıkartmışlar üstümüzden, bir donumuz kalmış. Donumuz da böyle kötü gözüküyor ya, altımıza bir şeyler giyelim. Bölüm arasında yedek alıp save'i upload yaptım arkadaşlar. Steam'de upload, download manuel olarak yapılabiliyor. Bu oyun için kapalıydı. Normalde otomatiğe de çevirebiliyorsunuz. Her oynadığınız Steam'e yüklenebiliyor. Ama şu anda arkadaşın account'ta olduğum için ben manuelde tutuyordum. O da yedek aldı, ben de yedek aldım. Bu yedek için de app data'nın altında, kullanıcı adınızın altında app data diye bir klasör var Windows'ta. Windows'ta herhangi bir pencere açıp adres çubuğuna %100 arasına app data yazarsanız app data roaming'in içine girebiliyorsunuz. Oradan Elden Ring'in içine, oradan da save'lere ulaşabiliyorsunuz. Ben bunları unutmazsam videoda uzun uzun da yazarım. Kenarda ben anlatırken gözükür. Oradan yedek alıp upload yapabiliyorsunuz. Arada arkadaş girdi, benim fingerları harcadı. Tabii ne build'ını ne şeyini bırakmamış, hepsini çıkartmış üstümden. Normalde bu Festering Bloody Finger'dan 8 tane vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane kalmış. 21 tane rune arkımız olmuş. Üzerimizde 8 tane vardı. Sanırım burada patch'ten de almış. Evet, bir tane 5'liği almış. Diğer 5'lik duruyor. Kullanmayacağımız için çok da önemli değil bunlar. Patch'ten alacağımız başka bir şey kalmış mı bizim? Kalmamış herhalde. Cheers for that. Böylelikle beleşten envantere dönelim. Rune arklarımız doldu. Bu invasion sayesinde arkadaşlar şu Festering Bloody Finger'ı kullanarak başka oyuncuların, online oynamak gerekiyor tabii bunu kullanmak için. Başka oyuncuları işgal ettiğimizde kazanırsak şu rune arktan geliyor. Ve bu Furl Calling Finger Remedy'den de geliyor herhalde, bunun da sayısı bayağı artmış. Online oynamayı planlamadığım için çok da araştırmayacağım bunları. Bunlarla şimdi değil, hatta ilk önce bir giyinelim. Üstümüzü başımızı bir ayarlayalım. Banished Mites. Şimdilik bir default giyinelim. Varsayılanı. Daha sonra ayarlara bakarız. Şunu giyebiliriz. Ağırlıkta çok bir sıkıntımız olmayacak herhalde. Orta yükteyiz. Ağır yüke dönüşüyor. Şunu alırsak dönüşmüyor. Böyle bırakabiliriz şimdilik. Mimikleri zaten kullanmıyoruz. Şunları bir ayarlayalım. Buralarda şu an için aklıma gelen bir şey yok hemen kullanmaya. Bomba kullanabiliriz gerçi. Orada değil, bombayı burada kullanalım. Gerektiği zaman doldururuz. Şu anda büyülerimiz de yok. Hepsini kaldırmış. Büyülerden şunu kullanıyoruz.
Zehir dursun. Holy'yi de kullanırız. Kutsal hasarı. Zehir iyileştirme. Bir de yangın hasarına karşı koruma varmış. Olabilir. Ki biz ejderha Dragonfire almışız, 15 inanç istiyor. İnancımızı yükseltip onu kullanabiliriz. Assassin's Approach. Bunu da alalım. Şimdilik bu kadar yeter. Şunu da dursun. Volcano Manor'da gizli bir odacık var arkadaşlar. Hemen kapısını açalım. Lütuf noktasından sonra Malikane'nin Queen'i miydi? Kraliçe miydi? Şimdi hatırlamıyorum. Onun hemen yanındaki koridora girdiğimizde ilk kapıdan içeriye girdiğimizde burada yamuk duran bir tablo var arkadaşlar. Normalde şu ekranın sol tarafında şurada gözüken işaret olduğunda saldıramıyoruz. Ama burada ileriye doğru yürüdüğümüzde duvar açılıyor ve içeride bizi bekleyen birileri var. Burayı daha sonra gezeriz. Burası bayağı büyük. Şimdi bu Festering Finger, bunu yapabiliyor muymuşuz? Peki. Şu Festering Finger görevini hallettiğimiz için Vare ile devam edebiliriz. Bunun görevini bitirmiş olduk online'da. Bu arada uzun zamandır render almıyorum. Bu bölüm bayağı ilerlemiş olacak. 29. 30. bölüme falan denk geliyor olabilir bu bölüm. Hala oyunu almadım mı diye düşünüyor olabilirsiniz ama şu ana kadar çektiklerimi 2 hafta olmadı herhalde buraya kadar çektiklerim. Vaktim varken bitirip yani çekebildiğim kadar çekip daha sonra bir ara verip Skyrim'e belki biraz devam etmeyi planlıyorum. Tabii siz bu videoyu seyrederken Skyrim'e çoktan devam etmiş de olabilirim. Vare'ye geldik arkadaşlar. Haritada gördüğünüz yer. Ah, my lambkin. You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Peki, parmağı verelim bakalım. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Bloody Finger verdi. Bunu sürekli kullanabiliyoruz herhalde. Oh, another thing. You should have this. Ve asıl almak istediğimiz buydu arkadaşlar. Safkan Şövalye madalyası. A medal granted by the new Moguin dynasty. With the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you. But you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Ah, başka muhabbet it var is mı? Trying, but we must be patient. One day you will be elevated, deservedly. Basking in love. Right, my lambkin?
Bu pis pis gülüş aldığımıza göre bitti. Envanterden burada safkan şövalye madalyasını kullandığımızda seyirci alanına gitmek orijinali ne acaba? Farklı bir yere ışınlanıyoruz arkadaşlar. Burada haritaya bakalım. Yerden yukarı, yerden aşağı. Yerden aşağıyı göremiyoruz. Sen nesin? Ghost Glover 9. Buralarda bir yerde bir harita olmalı. Direkt de bulduk haritayı. Güzel. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şuralardan geçip buralarda bir patikadan yukarıya çıkmamız gerekiyor. Atımıza atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Merdivenden ince atlayabiliyoruz. Şimdi buradaki düşmanlar bayağı güçlü arkadaşlar. Üstümüzde 4000 altın varmış. Burada aktifleştirebileceğimiz bir lütuf olmalı. İlk önce lütfu bir aktifleştirelim. Evet. Yukarıya biraz daha seviye atlamak lazım. Oraya gidebilmek için. Şuradan aşağıya atlayalım. Atımıza binebiliyor muyuz? Güzel. Pardon. İşgal yemedikçe durmayacağız. Hiçbir düşmanla çatışmayacağız. Koştura koştura hedeflenen bölgeye varmaya çalışacağız. Sağ duvarlara yapışarak gitmeye çalışıyorum. Yaratık çıktı arkamızda. Hiç vurup dövüşmeye çalışmadım bununla ama uyanmayın. Siz uyanmadan burada gelip toplayalım, çıkalım. Bayağı para varmış burada. Sanırım bu saldıracak. Dokunmayın. Neyse, Blood Text. Blood Text savaş külünü alabildik. Burada birkaç tane işgal noktası vardı diye hatırlıyorum. Alamadık. Orada bir şey var.
Bayağı bir şey fırlatıyorlar. Biz direkt yukarıya kaçalım. Şimdiye kadar işgal edilmemiz gerekiyordu ama. Galiba gelmek istediğimiz yere vardık arkadaşlar. Hemen dinlen, hemen dinlen. Haydi. Burası yeni para kasma yerimiz arkadaşlar. Yaya geçecektim. Şu arkadaşa bir tane ok koymamış mıyız? Oklarımız da bitmek üzere. Bir kere vurmamız yetiyor arkadaşlar. Bize geleceğiz gelecek diye kendisini aşağıya atıyor ve 11.000 rün geliyor. Biraz daha güçlenince hem onu kesebiliyoruz hem de burada gravitasla şunların hepsini kesebiliyor olacağız arkadaşlar. Ama şu anda o kadar güçlü olmadığımız için hiç bunları kesmeye yeltenmeyeceğim. 11. seviye altın rün. Harika. Anam. Hemen kesti ya. Biz o zaman şuradan paramızı alalım. Az önce toplayamadığımız şeyleri almaya çalışalım. Var mı arkamızdan gelen? Yok. Şunu alabilir miyiz acaba? Yeteri kadar güçlü vuramıyoruz. Neyse, aldık. Uyanıp da bize saldıran ilk oydu herhalde. Şunlar da kafa mı? Kafaya benziyorlar. Bir anda ortaya çıkacak gibi duruyorlar. Ve çıktılar. Kaç. Peşimizden gelen var mı? Haritayı açamıyoruz. Burada çöksek. Güzel. Yerden yukarıyı göster ve nereye git, nereye git, nereye git. Buraya gidelim. Şimdi buradan almak istediğimiz birkaç parça eşya var. Bunlardan bir tanesi şuradaydı diye hatırlıyorum. Hemen bir wiki'den de alacağız arkadaşlar. Tam olarak burası Gael tünel olsa
Şuralarda bir yere denk geliyor. Hatta biraz daha aşağıyı işaretleyebiliriz. Buradan bayağı da yakındaymışız. Yanlış yerden iniyoruz. Buralardan güvenli iniş var diye hatırlıyorum. Birkaç bölüm önce hatta yukarıya kaçmaya çalışmıştık. Evet. Ortalıkta köpekler var. Şurada görünmez bir bok böceği var arkadaşlar. Bunu kesmemiz gerekiyor. Şurada bir lütuf noktası görüyorum. Onu aktifleştirelim. Buradan koşarak gidebiliriz herhalde. Güzel, birbirlerine girdiler. Ve aktifleştir. Aa, buradan da geçiyormuş. Güzel. Peki ben bu mesafede gravitas kullanırsam bunlar bizi görür mü? Az önce bulunduğum yerden geçti gibi gördüm ama aha arkamızdan geçti. Tüh. Şuradan gelmesini bekleyeceğiz o zaman. Geliyor. Ve Flame of the Red Mains'i aldık. Bunu hemen hançerimize işleyelim. Savaşın külleri. Misericord'a işleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kritik vuruş katsayısı en yüksek olan hançerimiz bu. Ve bunu yükselttiğimizde demircilik taşlarıyla daha da güçlü vuruyor olacak. Flame of the Red Mains. Standart mı desek, ateş mi desek? Ateş dersek kuvvet D'ye çıkıyor ama beceri E'ye düşüyor. Bizim becerimiz daha yüksek. D daha yüksek bir değer. Bununla arkadaşlar ateş püskürtüyor olacağız. Bu ateş püskürtmemiz sayesinde düşmanlar sersemleyecek ve sersemledikleri anda kritik vuruş yapabileceğiz. Buraya kadar gelmişken şu ateş püsküren demir kafa müsait. Şu iki kişiyi temizleyip üstüne atlayıp patlatabiliriz. Daha önce böyle bir imkanımız yoktu.
Gerçi atla üstüne atlayıp denesem mi? Daha riskli bir şey olacak ama. Tam üstüne atlarken attan inip saldırmamız lazım ama tutturabilir miyiz? Onun yerine arkadan dönüp dolaşmak daha güvenli. Ama o tarafta da köpekler var. Bir deneyelim bakalım üstüne atlayabilecek miyiz? Hayır, atlayamadık. O her tarafa ateş püskürterek dağılmaya başladı. Aha, ne oluyor? Birisi kafamıza büyü attı. Şu, elinde büyük bir yay var. Sky Arrow muydu? Havadan ok attı tepemize. Onu vurabilir miyiz? Bakalım. Dakika, tesisat. Onu buradan öldürme ihtimalimiz çok düşük. Hala atıyor, bizi nasıl hedef alabiliyor o ya? Bizi nasıl görebildi o ya? Ben şimdi hızlıca geçmeye kalksak bir daha bizi görür mü? Ok sesi duymuyorum. Güzel. Taşların arkasındayım. Beni nasıl görüyorsun ya?
Ana. Bunları da yerleştirmemişiz. Canımızı fulleyelim. Çünkü patladığında bize de hasar verecek. Tam üstüne atlayıp vurduğumuzda bu şekilde patlatabiliyoruz bir kere de arkadaşlar. Şimdi düşürdüklerini bir toplayalım. Buradan bu duvarı takip edersek şu anda da 20 bin rünümüz var. Seviye atlamaya yetmeyecek ama oldukça yüksek bir rakam. Burada da el okuyucu varmış. Seninle de konuşalım. Sen ne diyeceksin? Please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Anlat bakalım. Oh, bless you. You one for festivals or flowers? To the south, a grand festival to make the stars turn. To the east, the heart and bud of a flower to be. But dare you enter into the heart of the scarlet rot? Kızıl çürüğün içine gireriz, festivale katılırız. Şu anda haritayı almamışız. Şurada bir kale var arkadaşlar. Bu kalede şu anda festival var. Önceki bölümlerde başkente eriştiğimiz için bu festival etkinleşti. Festivale katılıp radanı kesebiliriz. Burayı da keşfedelim. Harita ne kadar uzaklıkta? Bayağı uzaklıkta. Şuralarda bir yerde olması lazım. Mühürlenmiş mağaranın. Bu yanan duvar boyunca vadiye kadar ilerlersek arkadaşlar, girişini görmemiz lazım. Girişimiz şu ağaçların orada arkadaşlar. Buradan oraya atlayabilir miyiz ki? Atlayabiliriz gibi gözüküyor atla ama atımız ne kadar zarar görür? Şu ağaçtan devam etmek daha güvenli gözüküyor. Ben buradan atlamayı deneyeceğim. Nasıl olsa son açtığımız lütuf yakında. Şu işareti de bir kaldıralım. Bakalım atla gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz.
Amerika hissesi varmış buralarda. Neredeymiş o? Aşağıda doğmadık inşallah. Evet, aşağıda doğduk. Bu sefer ağaçtan atlayarak gitmeyi deneyelim. Oo. Biz yıldırım hasarı veren bir şey üretebiliyor muyuz? Üretemiyoruz herhalde. Büyü hasarı veren var. Ve üretebiliyoruz. Büyü hasarı daha çok hasar verir mi acaba? Bakalım. Sen buraya vurabiliyor musun? Ama bu kadar yakında olman hiç hoş olmadı. Aşağıda başka düşman yok gibi gözüküyor. Gene düştük. Atla uğraşmak yerine yürüyerek gitmeliydim. Buradan ağacı tutturur muyuz? Şu Virgin'le bir daha uğraşmayalım dedim ama. Nasıl ya? Karşıya geçerken niye aşağıya düşüyoruz? Zıplayarak mı gitmeyi denesek atla? Ve mühürlenmiş mağarayı keşfettik arkadaşlar. Bu mağaranın içinde altın bok böceği var. Yaratık kestiğimizde kazandığımız rünleri arttırıyor. %30 muydu, %60 mıydı şimdi hatırlayamadım. Ama içerisi zehir kaynıyor. Bu yüzden
oraya girmeden önce şuralarda bir yerde nereden gidersek Aonia Swampshore'a bir gidelim. Haritayı alalım. Street of Sage Ruins. Aa, buralarda bir yerde olmalı, evet. Parfümcünün kıyafeti diye bir set var. Zırh seti var. O setin immunity olması lazım. Durumdan bakalım. Bağışıklık değerleri oldukça yüksek diye hatırlıyorum. Onu alalım. Zehrin içinden geçerken daha az zehirleniriz. Buralardan hızlıca geçelim. Şurada daha önce uğramadığımız bir satıcı da varmış, hazır paramız varken. Neler satıyorsun? İşimize yarayacak bir şey satmıyormuş ki. Haritada işaretli dursun, haritayı da alırız bir şekilde. Buralardan aşağı iniş. Şuradan herhalde. Zırhı bulduk arkadaşlar. Gelmişken buralarda bir yerde meteor kılıcıyla meteor asası vardı sanırım. Kılıçtan emin değilim ama asası vardı. Merdivenlerden aşağıda büyü vardı. Büyüyle işimiz yok. Aslında asayla da işimiz yok. Buradan artık devam edebiliriz. Asayla büyüyü daha sonra almaya gidebiliriz. Şimdi nerededir? Bağışıklığa bakıyoruz arkadaşlar. Bağışıklığı en yüksek olanı takacağız. Glintstone Scarab. Bunun bağışıklığı bayağı yüksekmiş. Militan zırhının da bağışıklığı yüksekmiş. Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Şu anda militan zırhını giydik. Bağışıklığımız 67'ye, militan zırhınınki 67'ye yükselmiş. Diğerlerinde düşüyor, kırmızıya dönüyor. Eldivene bakalım. Maviye dönüştürecek var mı? Eldivende en iyisini giymişiz. Bunda ağırlığımız düşüyor. 5.8, 2.8. Land of Reeds'i giymek daha iyi olacak burada. Bağışıklık 22. Militan da 44'e yükseliyormuş. Güzel. Şimdi ağırlık maksimum ekipman yükünü arttıralım. Dayanıklılık kurtarma hızını arttıralım. Okla işimiz yok şu anda. Bunun yerine ne alabiliriz? Yıldırım, yangın, büyü, bunlarla işimiz yok.
Şunu alalım. Karşımıza çıkanları rahatça pataklayabilmek için. Bu Bloodhound Step güzel. Seni şuraya alalım. Bunu boss'u keserken değiştireceğiz. Şimdi. Poisonous Mist, Cure Poison. Bu elimizde aktif olsun. Gerçi burası Scarlet Rot. Cure Poison burada işe yaramaz. Şimdi aşağıya atlayıp zehirlerin içinden geçeceğiz. Duvara zıplayıp zehre hiç girmeden devam edebiliyoruz. Önümüzü bir aydınlatalım. Öldüğümüzde buradan çıkacağız. Yok. Bu ne? Çağırma havuzu. Buradan değil. Tuftan geri çıkarız. Şimdi burada hiç kimseye bulaşmadan koştura koştura gitsek mi? Yuvarlanmamalıydık arkadaşlar. Gerçi tam içindeyken yuvarlanmamışız. Çünkü zehir düşmeye başladı. Yuvarlandığımızda giysimize bulaştığı için zehir yükselmeye devam ediyor bir süre. Zehri bunlar için aldık. Bunlar güdümlü büyü atıyor arkadaşlar. Zehir büyüsü atıyor. Zehirli bölgeye tekrar geldik. Şurada bir çiçek var. Thank you.
Ha, vuruyorlar. Var mı başka büyü atan? Var. Ve sürekli atıyor. Bitti mi? Bitti. Kelebeklerin hepsini toplayalım. Bu kelebeklerle de arkadaşlar Scarlet Rot zehri salgılayan oklar, bombalar yapabiliyoruz. Tekrar Bloodhound Step'e çevirelim. Çiçeği öldürdüğümüz alan da şurada ölü bir sürü kaçıran bir cinden var arkadaşlar. Bunların üstüne zıplayarak yukarıya çıktığımızda zehirli Fang'i alıyoruz. Venomous Fang. Bunda da Quick Step varmış. Bunda ekstra zehir oluşumuna neden olur diyor arkadaşlar aşağıda. Pasif etkilerde. Bunu kullandığımızda düşmanı zehirliyoruz. Ve bosslara geldik arkadaşlar. Altın bok böceğini ele geçireceğiz. Bunun için tazı dişini alıyoruz. Köpeklerimiz aktif. Canımızı manamızı dolduralım. Salabiliyoruz. Hemen sal. Şunu halledelim. Güzel. İkisini de kestik tek seferde. Ve Gold Scarab'ı aldık arkadaşlar. Böylelikle rune kasmamız çok daha hızlandı. Değiştirelim. Palace Approach Ledge Road. Altın bok böceğimizi alıyoruz talismanlara. Şurada da altın kuş ayağı turşusunu alalım. Yayımızı alalım elimize. Ve bir kuştan 17.000 ürün geliyor arkadaşlar. 11.000 geliyordu az önce. Ve bunu her seferinde dinlenerek tekrar edebiliyoruz. Çok hızlı bir sürede oldukça yüksek ürün biriktirebiliyoruz.
bir ağaca denk getirmemek lazım. Kuşu tutturabilmek lazım. Birkaç dakika içinde, dakika bile olmadı belki de arkadaşlar, 82.000'e yükselttik rünümüzü. İki seviye birden atlayabilecek durumdayız şu anda sanırım. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir saate yaklaşmış zaten süremizde. Şimdilik en iyi rün kasma noktası burası arkadaşlar. Burayı da açmış olduk. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.